Herkese merhaba. Bugün Mayıs favorilerimden bahsediyor olacağım. Her zamanki gibi. Önce cilt bakımıyla başlıyorum. İlk favorim Neogen'in BioPeel pedleri. Bunlar kimyasal asit içeren pedler. İki taraflılar. Bunun güzelliği hem fiziksel hem kimyasal peelingin bir arada olması. Yani bu gördüğünüz pedlerin üzerinde böyle çok hafif tırtıklar var. Dolayısıyla bir yandan böyle fiziksel peeling yapıyor gibisiniz aslında. Açıkçası ben hani biliyorsunuz fiziksel peeling seven biri değilim. Bu hani scrubları, tanecikli peelingleri çok sevmiyorum bildiğiniz gibi. Ama bu ürünü çok nazik buldum ve çok etkili buldum açıkçası. Ve böyle hani kullandıktan sonra böyle çıkan deri parçalarını gördükçe gerçekten hani etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu ben böyle haftada bir, pardon iki defa kullanıyorum. Yani aldığımdan beri en azından öyle. Tek kullanımdan sonra bile fark görürüm diyebilirim yani. Hani o kadar beğendiğim bir ürün oldu. Ben hani bunu sürekli elimde bulundururum. Öyle söyleyeyim. Yani bittikçe tekrar alırım. Çok pratik kullanımı. Önce tırtıklı olan kısmıyla cildinizin üzerinden geçiyorsunuz. Sonra da arkasını çevirip daha yumuşak olan kısmıyla kalan her şeyi temizliyorsunuz. Gerçekten çok pratik bir ürün. İçerisinde glikolik asit, laktik asit gibi şeyler var. Alfa hidroksi asitler. Aynı zamanda çay ağacı yağı da var. Sivilcelere çok iyi geliyor. Yeşil çay ekstresi, centella asiatica gibi sakinleştirici içerikler de var. Çok beğendim ben bunu. Bittikçe dediğim gibi tekrar tekrar alırım. İkinci ürün ise Bento'nun Aloe BHA Skin Toner'ı. Bunun içerisinde su yok. Bildiğiniz gibi içinde su olmayan tonikleri ben çok seviyorum. Daha iyi nemlendiriyorlar çünkü. İçerisinde su yerine aloe vera sürü koymuşlar. İsminden de anlayabileceğiniz gibi. Aynı zamanda salyangoz özü de var içerisinde. Ve salisilik asit de içeriyor. %0.5 oranında salisilik asit de var. Her gün kullanıma uygun bu sebepten dolayı. Özellikle yaz aylarında ihtiyacım olacağını düşündüğüm için aldım açıkçası. Tonikten ziyade essence yapısında içerisindeki salyangoz ve aloe'den dolayı jelimsi bir kıvam var. Beğendiğim bir ürün oldu. İnanılmaz güzel yatıştırıyor. Ben bunu açıkçası sırtımda ve göğüs, yani şu göğüs bölgemde sivilceler de var. Onların üzerinde de kullandım böyle her gün ve gerçekten faydasını gördüm. Yani salisilik asit biliyorsunuz sivilceleri engelleme açısından başarılı bir kimyasal asit. Bir başka ürün de Hamish markasının hidrojel eye patch'leri. Bulgarian Rose Water demişler. İçerisinde bolca Bulgar gül suyu var aslında. Açıkçası bunu hani sadece göz altında düşünmeyin. Hani bütün böyle kuru olan bölgeleri uygulayabiliyorsunuz. Hidrojel olmasından dolayı da çok uzun süre kurumuyor. Yarım saat bekletebiliyorsunuz yüzünüzde. Ben açıkçası mesela böyle hani yanak çizgilerine, işte alnının ortasında böyle çok kuruyan yerlere kullandım bunu. Çok başarılı bir ürün. Çok güzel nemlendiriyor gerçekten. Essence'ı da yoğun diyebilirim. Yani içerisindeki essence de bayağı yoğun. Göz altlarımda da çok büyük etkisini gördüm açıkçası. Haftada 2-3 falan kullanmaya çalışacağım vakit buldukça. İçerisinde 72 tane ped varmış. Bayağı uzun süre gider yani bu da. Bir sonraki sevdiğim ürün ise Sveno markasının tırnak çevresi bakım balzamı ürünü oldu. Bu tamamen %100 doğal bir ürün. İçerisinde bitkisel yağlar var. Esansiyel yağlar da var. Çok güzel kokuyor. Çok beğendim ben bunu. Hani tırnak çevresinde gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum. Çantamdan da eksik etmedim yani bütün ay boyunca. Gerçekten güzel bir şekilde nemlendiriyor ve çok güzel hafif böyle bitki kokusu var yani esansiyel yağlardan gelen. Çok beğendim bir üründe. Sveno bu arada doğal bir markaymış. Ben hani bana birkaç tane ürünlerini gönderdiler. Çok güzel sabunları, işte bulaşık deterjanı falan gibi ürünleri de var. Yani eğer böyle doğal böyle temizleyiciler falan arıyorsanız bakabilirsiniz bu markaya. Birkaç tane kişisel bakım ürünleri de var. Açıkçası aralarından en çok beğendiğim bu oldu. Bir de kaş serumu da vardı. O da fena değildi. O da güzel. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi makyaj ürünlerine gelelim. Hatırlarsanız ilk favoriler videomda Peripara markasının böyle glossy bir tintinden bahsetmiştim. Kırmızı çok güzel bir tintti o. Aynı markanın Peripara'nın Airy Ink Velvet'leri var. Böyle 4 tanesini aldım çünkü inanılmaz güzel renkleri vardı. Gerçekten seçemedim hangisini alsam diye. Bunlar gerçekten çok güzeller. Hem tint gibi düşünün yani hani arkasında böyle bir renk bırakıyor. Ama aslında mat bitişliler. Şu anda dudağımda da 05 rengi var bu arada. Gerçekten mükemmel dudak ürünleri bunlar. Elimdeki bütün rujlardan vazgeçebilirim. Ama bunlar kalsın yani elimde öyle söyleyeyim. Yani bu kadar beğendim. Çünkü ben hani mat rujları genel olarak çok beğeniyorum ama hani kullanması çok zor biliyorsun. Böyle hani dudak aralarında, dudak çizgilerine doluyorlar. Çok kötü gözüküyor, kurutuyor vesaire. Bunlarda asla böyle problemler yaşamıyorsunuz. Hem çok yumuşacıklar. Yani yapıları yumuşacık. Mus kıvamında gibi düşünün. Ama
gerçekten dudağı pürüzsüz gösteriyorlar. Yani ben böyle bir şey görmedim. Hani dudağım böyle inanılmaz kuru, çatlak, berbat durumda bile olsa dudağım pürüzsüz gösteriyor. Yani böyle bir şey olamaz. Hani nasıl beceriyor? İçerisinde çok bol silikon var zannediyorum. O yüzden böyle hani pürüzsüzleştirici bir etkisi var dudağım üzerinde ama dudağım o haldeyken asla mat ruj süremem mesela. Ama bunları çok rahatlıkla sürebiliyorum ve asla kurutmuyor dudağı. Henüz Türkiye'ye gelmediler ama ben My Korea Store'dan almıştım bunları. 10 tane renk falan var galiba. Seçemedim ya. O kadar güzel renkleri var ki. Yani birbirlerine çok yakın renkler gibi gözüküyorlar ama değil aslında. Yani hepsi farklı. Hepsi farklı. Arada fark var. Bir sonraki ürün de Misha'nın The Original Tension Pack'lerinden Natural Cover versiyonu. Bu 13 rengi bendeki. Ben açıkçası biliyorsunuz Misha'yı çok beğeniyorum. Genel olarak, marka olarak beğeniyorum. Ve hiç kuşun fondötenlerini, işte kuşun BB'lerini falan denememiştim. İlk bununla başladım denemeye. Açıkçası dükkanda denedim ben bunu. Ve dükkanda böyle duruşu inanılmaz hoşuma gitti. Böyle çok parlak bir duruşu var. Çünkü o hani tam glossy skin dediğimiz, gloss skin dediğimiz makyajı bununla çok rahat yapabilirsiniz. Gerçekten böyle cildiniz içeriden parlıyor gibi duruyor. Şu anda da cildimde bu var bu arada. Çok kapatıcı değil açıkçası. İsminden de anlayacağınız gibi böyle hafif bir kapatıcılığı var. Natural Cover demişler zaten. Tam isminin hakkını veriyor bence. Cildinizde bir şey olduğu bence anlaşılmıyor. Yani çok böyle fazla sürmezseniz anlaşılmaz kesinlikle. Birazcık parlama yapabilir. Eğer yağlı ciltliyseniz üzerinden pudra geçmeniz gerekebilir. Kuru ciltliler bayılır buna diye düşünüyorum. Ve son olarak da Essence markasının Camouflage Full Coverage Concealer'ı var elimde. 10 rengi, nude rengi. Açıkçası çok güzel kapatıcılar buldum son zamanlarda. Bu onlardan bir tanesi. Çok güzel bir kapatıcı bu. Hem böyle gerçekten kapatıcı ama kalın yapılı değil. Onu sevdim. Hem çizgilere dolmuyor. Yani göz altında çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sivilce izlerinde kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi kapatıyor. Okside olmuyor. Onu sevdim. Şeyi de çok seviyorum biliyorsunuz. Catrice'in Liquid Camouflage kapatıcısını da çok seviyorum ama o birazcık okside oluyor. Bunda öyle bir problem yaşamadım ben. Gerçekten gördüğünüz renkte kalıyor yani ciltte. Bu kadar uygun fiyata bu kadar iyi bir kapatıcı yani gerçekten çok başarılı. Çok beğendim bunu da. Şimdi filmlere geçelim. Ben bu ay açıkçası çok fazla film ve dizi izleyemedim. Daha çok kitaplara ağırlık verdim bu ay. Göreceksiniz kitaplar var. Çok fazla kitap var. Çok fazla güzel film de yoktu bu ay yani. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Dediğim gibi dizi de bulamadım. Ya başladım dizilere bitiremedim. Beğenmedim falan. Game Night ilk izlediğim film oldu. Aslında normalde ben komedi filmlerini izlemem, sevmem, boş bulurum, esprilerine gülmem, darılırım falan filmlerde ama bu filmi izlememin sebebi açıkçası hani itiraf ediyorum Rachel McAdams'ın oynuyor olması. Rachel McAdams'ı ben çok severim oyuncu olarak. Normalde dediğim gibi ben yani komedi filmlerine çok gülmem. Yani özellikle Amerikan komedi filmlerine çok gülmem ama bu filmde gerçekten böyle kahkahalarla güldüğüm yerler oldu. Birçok filme gönderme yapmışlar bu arada. Özellikle David Fincher'ın The Game filmine gönderme yapmışlar. Onu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Komedi olarak başarılı bir film bence. Çünkü böyle sizi çok şaşırtıyor film. Yani sürekli plot twist yapmışlar zaten. Gözlerinizi ayırmadan şimdi ne olacak, şimdi ne olacak diyerek seyrediyorsunuz filmi. Klasik bir Hollywood absürt komedisi aslında bu. İkinci olarak Anon filmini seyrettim. Bu da bir bilim kurgu filmi aslında. Bana direkt şeyi hatırlattı. Minority Report filmini hatırlattı. Yani konu olarak benziyorlar gerçekten. Atmosfer olarak da çok benziyor o filme bu arada. Yani böyle hafif karanlık bir atmosferi var. Böyle karanlık ve çok minimal bir atmosferi var. Değişik yani. Kurgusunu da güzel buldum ben filmin. Oyunculuklar da fena değildi ama biraz ruhsuz bir film yani. Filmin ruhu yok. Anlatabiliyor muyum acaba derdimi? Ama hani verdiğim mesajlar falan güzeldi. Bakılabilir bu filme de. Üçüncü olarak Red Sparrow. Bu filme böyle hani çok ölüp bitmedim açıkçası. Bir prima balerina'nın sakatlanması sonrası casus olması ana konusu aslında. Çok böyle gerilim içeren bir film ama daha çok böyle hani cinselliği gerilim unsuru olarak kullanmışlar. Senaryoyu beğenmedim çünkü hani şöyle göstermişler filmde. Rusya böyle korkunç bir yer. İşte insan hakları sürekli ihlal ediliyor falan filan. Amerika'da her şey doğru usulünce yapılıyor falan gibi bir izlenim vermeye çalışmışlar filmde. Klasik bir Amerikan vizyonuyla çekilmiş bir film yani. O çok belli. Bir de şey eleştirebilirim. Yani filmdeki ana karakterler Rus yani. Ama filmde konuştukları dil İngilizce yani. Çok saçma Rusça olmalıydı. Şey çok kulağa tırmalıyor böyle Rusça aksanıyla İngilizce konuşmaya çalışıyorlar falan ya.
Yani neyse. İstihbarat, işte aksiyon konularını seviyorsanız bir bakın derim. Ya ben 10 üzerinden herhalde 6,5 falan verirdim bu filme. Jennifer Lawrence'ı seviyorsanız izleyin derim. Yani fena oynamamış çünkü iyi oynamış gerçekten. Bir tane de belgesel izledim. Little Girl Blue, Janis Joplin. Tabii ki isminden anlayabileceğiniz gibi Janis Joplin'in hayatını anlatan bir belgesel. Zaten izlerken çok üzüleceğimi düşünmüştüm. Beni hayal kırıklığına uğratmadı. Gerçekten böyle neredeyse ağlayarak izledim diyebilirim. Benim en sevdiğim, en ama en sevdiğim isimlerden biridir. Janis Joplin. Lisedeyken falan çok dinlerdim. Deli gibi dinlerdim. Hastasıydım yani. Zaten rock tarihinin en önemli kadın isimlerinden bir tanesi. 27 yaşında uyuşturucudan ölüyor. Ne yazık ki. Filmde böyle hani kendisi hakkında bilmediğim birkaç tane detay yakaladım. O hoşuma gitti. Bu arada Woodstock belgeselini de izlemiştim. Ben de DVD'si var, defalarca izlemiştim o belgeseli. Ben böyle hani bu dönemde doğmuş olmaktan ziyade 50'lerde falan doğmuş olup 60'lı 70'li yıllarda genç olmayı tercih ederdim. O zaman hani belki o isimleri sahnede görme şansım olurdu. Ne güzel olurdu. Beni o zamana böyle taşıdı yani. O açıdan beğendim filmi. Ya bir de zaten Janis Joplin yani. Ne olsa beğenirdim yani filmi. Eğer hani, siz de seviyorsanız mutlaka bakın yani bu belgesele. Bu ay bir tane dizi izledim sadece. Daha doğrusu birkaç tane dizi izledim ama onları bitirmedim ve beğenmedim. O yüzden bahsetmeyeceğim yani bu videoda. Silicon Valley 5. sezonu çıktı. Silicon Valley benim herhalde Friends'ten sonra en beğendiğim komedi dizisidir. Açık ara en beğendiğim dizidir yani. Efsane bir dizidir. Eğer izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Mutlaka izlemelisiniz. Adından anlayabileceğiniz gibi Silicon Vadisi'nde geçen bir dizi bu. Bir grup girişimcinin, aslında yazılımcının maceralarını anlatıyor. Belkant'ın da girişimcilik hikayesi olduğu için konular bize çok yakın ve gerçekten onların yaşadığı şeyleri birebir dizide görüyoruz falan. Böyle o yüzden hani kendimi de çok özdeşleştirdiğimiz bir dizi bu. Ben de Belkant'ın yaşadıklarına tanık olduğum için dizideki olaylar bana çok yakın geliyor yani. Yani neredeyse her şey birebir aynı diyebilirim. Çok fazla şey benziyor gerçekten diziyle. Paralel giden çok fazla şey var. Bizim kendi hayatımızda da. Mükemmel ötesi bir dizi bence gerçekten. Dizinin espri anlayışı, mükemmel konuları ele alışı, her şey çok güzel yani. Hani bu özellikle de bu sezonu çok beğendim ben. Olaylar da tam istediğim gibi geliştiği için çok mutlu oldum yani. İlk defa bir sezon iyi bitiyor yani. Hadi bu kadar spoiler vereceğim. Daha fazla vermeyeceğim izlemeyenler için. Zaten böyle hani fütürizm, girişimcilik, teknoloji, Silikon Vadisi gibi konulara ilginiz varsa izliyorsunuzdur zaten diye düşünün. Söylememe bile gerek yok. Yani izlemiyorsanız da çok büyük kayıp. Bir an önce başlayın ve diziyi bitirin yani. Bu ay çok fazla kitap var. O yüzden hemen başlayalım. 10 tane kitap var toplamda. Birincisi Cem Akaş'ın Y kitabı. Bu distopik bir roman. Aslında roman olamayacak kadar kısa bence ama uzun bir öykü gibi diyebiliriz buna. Konusu şöyle aslında. Y kromozomu yeryüzünden silinmiş. Artık sadece böyle kadınların yaşadığı bir dünya düşünün. Erkekler yeryüzünden silinmiş yani. Geçmişteki böyle erkek egemen işte kültürden, siyasetten, ekonomiden, her şeyden nefret eden bir dünya düşünün. Artık yeni bir dünya var yani. Kadınların kurallarını koyduğu bir dünya var. Böyle bir dünyaya erkek bir çocuk meydana geliyor. Nasıl olduğu bilinmiyor. Bir çiftin kapısına bırakılıyor bu erkek çocuk ve onlar da çocuğun erkek olduğunu görüyorlar ama bunu saklıyorlar hükümetten ve dünyadan ve onu kız olarak yetiştirmeye karar veriyorlar. Herkesten gizli bir şekilde. Gerisini anlatmayayım spoiler olmasın diye. Yani konusu çok enteresan. Fakat ben sonunu çok beğenemedim. Bir de ortalarından itibaren iyice böyle biraz saçmalamaya başladı bence kitap. Aslında hani konusu çok güzel. Çok daha iyi olabilirmiş yani diye düşünüyorum. Özellikle böyle hani kadın erkek ilişkileri, şu anda yaşadığımız toplum üzerine de çok güzel eleştiriler var kitapta aslında. Ve şey diye düşünüyorum. Yani toplumun geneline yabancı hisseden insanların bu kitabı çok beğeneceğini düşünüyorum. İkinci kitapta Karanlığın Sol Eli. Bu da Ursula Le Guin'in efsanevi kitabıdır zaten. Bunun da şöyle bir konusu var. Bir gezegen düşünün. İsmi kış gezegeni. Çünkü sadece kış var diyebiliriz. Her yanı böyle işte karla kaplı soğuk bir gezegen düşünün. Teknoloji falan yok. Yani yüksek teknoloji yok.
uçak gemi falan yok yani, hani o kadar ilkel. Gezegende böyle farklı yönetimler, farklı insan toplulukları var. Ama ortak özellikleri bu insanların cinsiyetsiz olması. Buna hatta Somer deniyor kitapta. Bir aylık süreleri 26 gün. Dolayısıyla o bir aylık sürede sadece kısa bir dönem hormonal dengeleri belli bir cinsiyete evriliyor. Yani herkes zaman zaman erkek, zaman zaman kadın oluyor. Androjenler diyebiliriz yani. Dolayısıyla cinsiyet farkından kaynaklanan bir statü farkı yok insanların arasında. Arkadaşlık ve sevgililik sınırları neredeyse yok olmuş gibi bir şey. Tabii böyle cinsiyetsiz bir toplumun siyasetliği, dünyaya bakışları nasıl oluyor? Onu görüyorsunuz kitapta. Kitabı çok inandırıcı buldum bu arada. Bence hani özellikle hani böyle cinsiyetin insanları nasıl şekillendirdiğine ve hayatını da nasıl yönlendirdiğine dair çok fazla düşündürüyor aslında size. Bu gezegende savaşlar da yok tahmin ettiğiniz üzere. Dünyayı hani kadınlar yönetseydi veya işte erkekler yönetmeseydi savaşlar da olmazdı. Söylemi var aslında bakarsanız. Çok çok beğendim kitabı. Bence okunması gereken bilim kurgu kitaplarından bir tanesi bu. Ve sonunda bu kitabı da okudum. Mucize kitabı. Wonder. Hatırlıyorsanız Wonder filmini ben izlemiştim geçen aylarda. Filmini çok beğendiğimi söylemiştim. Umarım izlemişsinizdir. Ben söyledikten sonra da izlemeyenleriniz varsa. Kitabı olduğunu da bilmiyordum bu arada filmi izlerken. Sonra kitabının olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Çünkü filmi o kadar güzelse kitabı hakikaten daha da güzeldir diye düşündüm. Ve beni hiç de haksız çıkarmadı. Kitabı filminden daha da güzel. Zaten filmin o kadar güzel olmasının sebebi kitaba çok sadık kalmış olmaları. O çok hoşuma gitti. Tabii ki kitapta çok daha fazla detay, çok daha fazla ayrıntı var. İnsanların neler hissettiklerini çok daha detaylı bir şekilde okuyorsunuz. Bu kitabın konusu şu aslında. Genetik rahatsızlığı olan ve yüzü deforme olmuş bir çocuğun hikayesi aslında bu. Evde eğitim görüyor 5. sınıfa kadar. Sonra ortaokula başlayacağı zaman ailesi onu bir ortaokula yazdırıyor. Ondan sonra da olaylar gelişiyor yani. Orada yaşadıklarını konu alan bir kitap. Ve bu yaşanan farklı olayları farklı insanların gözünden okuyorsunuz. O çok güzel olmuş. Her yaştan insanın okuyabileceği bir kitap. Yani hani sadece çocuk kitabı veya işte yetişkinlerin okuyabileceği bir kitaptı. Yani herkes okuyabilir bence. Üstelik de muhteşem dersler veriyor size yani. Hani hakikaten hayat dersleri veriyor. Kitabın sonunu bilmeme rağmen, hani filmini izledim çünkü. Kitabın sonunu bilmeme rağmen yine böyle kitap boyunca hüngür hüngür ağladım yani. Hani olamaz böyle bir şey. Sanırım böyle biraz hani kendi çocukluğumu da hatırladım yani kitabı okurken. Mutlaka, mutlaka bakın buna da. Haruki Murakami'nin İmkansızın Şarkısı. Bu herhalde Murakami'nin en beğendiğim kitabı oldu şimdiye kadar. Arka fonda böyle 68 kuşağının müzikleri çalıyor gibi düşünebilirsiniz. Ben böyle hani kitapta ne zaman bir şarkı geçse onu açıp dinledim böyle. Hani arka fonda o müzikler çalarak bu kitabı okudum. Çok keyifli oldu. Size de aynısını yapmanızı öneririm. Kesinlikle çok sürükleyici bir roman olmuş. Böyle resmen film izler gibi okuyorsunuz kitabı. Kitaptaki karakterlerin çoğu böyle arayış içinde olan ve aradıklarını bulamayan kişiler. Ve hani böyle cinsellik ve intihar teması da çok fazla işlenmiş. Biraz daha zaten Fitzgerald'dan da çok bahsediyor kitapta. Onun etkisini de görebiliyorsunuz. Duygudan böyle biraz uzak gibi gözükse de genel hatlarıyla çok beğendim ben bu kitabı. Eğer Murakami'nin tarzını seviyorsanız kesinlikle beğenirsiniz bu kitabı da. Bir sonraki kitapta Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabı. Bu böyle çok kült bir kitap aslında. 1970'li yıllarda falan çok satanlara girmiş bir kitap bu. Ya bu kitabı nasıl anlatsam acaba? Kitabı anlatmak çok zor. Çünkü hani aslında hani özünde bir yolculuk kitabı. Yani şey gibi düşünebilirsin. Jack Kerouac'ın Yolda kitabı gibi düşünebilirsin. Aslında bir yolculuk romanı yani. Ama aslında baş kahramanımız motosiklet yolculuğu yaparken bir yandan da kendi içerisinde içsel bir yolculuk da yapıyor. Yani kitapta onu anlatıyor aslında. Yani aslında bir felsefe kitabı bu bence. Retorik ve analitik düşünce tarzını anlayabilmek için güzel eserlerden bir tanesi bence. Zen konusunda, yani Budizm Zen konusunda çok derine inmediğini söylemem lazım. Zaten kitabın başında da öyle bir iddiası olmadığını söylüyor yazar. Daha çok böyle bir felsefi deneme kitabı gibi bu. Size kitabın hani arkasında yazan bir şey okumak istiyorum. Çünkü aslında hani kitabı özetleyen şey bu bence. Yazara göre dünyayı düzeltmenin yeri önce kendi yüreğimiz, kafamız, ellerimiz ve onlardan çıkan iştir. Bu yüzden de insanoğlunun yargısını düzeltmekten değil, motosikletin nasıl onarılacağından bahseden bir kitaptır bu.
Çünkü gerçek motosiklet kendimiz denen motosiklettir. Kitabı bu gözle okursanız, yani motosikletin aslında kendimiz olduğun şeklinde bir algıyla okursanız bir sürü şey çok fazla anlam kazanıyor gözünüzde. Hermann Hesse'nin Siddhartası. Bu zaten Nobel ödülü almış bir kitap, yanlış bilmiyorsam. Herhalde bu yazarın en ünlü kitaplarından bir tanesi. Buda'nın hayatı anlatılıyor. İsminden de anlayabileceğiniz gibi. Kitapta muhteşem bir yazı dili var. Nehri hissediyorsunuz, doğayı hissediyorsunuz, her şeyle yani. Dolayısıyla böyle neden Nobel ödülü aldığını çok iyi bir şekilde anladım yani. Sizi böyle tamamen içine alan bir dili var. Resmen masal gibi. Ya ben masal okur gibi okudum kitabı. Okurken de sürekli düşündürüyor. Tabii anlayacağınız gibi Buda'yı anlatıyor zaten yani. Buda'yı anlamak istiyorsanız okumalısınız bence. Yine aynı yazardan Damien kitabı var. Öncelikle benim bu kitabı okuma nedenim, hemen söyleyeyim, BTS. İki sene önce mi çıkarttılar abi? Binks albümü sırasında çekilen bütün kısa filmler, video klipler vesaire, bunların hepsi bu kitaba gönderme yapıyordu. Dolayısıyla grubu daha iyi anlayabilmek için o kısa filmlerin arkasında yatan mesajı, oradaki ince göndermeleri anlayabilmek için bu kitabı okumam gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi bu kitaba gönderme yapıyorlar çok fazla. O hikayeyi daha iyi anlayabilmek için okudum kitabı aslında. Gerçekten hani kitabı okuduktan sonra şunu fark ettim. Mükemmel göndermeler yapmışlar. Bu arada hani bir önceki videomda BTS'in yeni videosuna reaction çekmiştim. Bir sürü insan çok Fransız kaldık işte neden bahsediyorsunuz falan diye böyle şaşırmışsınız. BTS'in böyle bir olayı var yani. Video kliplerin arkasında yatan bir hikaye var aslında. O hikaye geçmiş video kliplerine bağlanıyor. Geçmişte çektikleri kısa filmlere, video kliplerine hepsine bağlanıyor. Dolayısıyla o arkada bir hikaye var yani. O hikayeyi anlamaya çalışıyordum ben de o sırada izlerken. Dolayısıyla hani daha önceki videolarını izlemediyseniz çok bir şey anlamamışsınızdır tahmin ediyorum. Ama BTS hayranıysanız, ARMY'seniz eğer bu kitabı mutlaka okuyun bence. Hani onları daha iyi anlamak adına ve de gerçekten nelere gönderme yaptıklarını anlamak adına çok fazla şey katacaktır size. Ve çok şaşıracaksınız diye tahmin ediyorum. Çünkü ben kitabı okurken ağzım açık bir şekilde okudum. Çünkü çok fazla şey benzerlik gösteriyor. Yani çektikleri video klipleri resmen buna birebir gönderme olmuş zaten. Kitabın ana teması büyüme sancısı aslında. Ergenlik dönemindeki büyüme sancısı. Büyürken böyle her şey siyah ve beyaz gelir ya size. Ama aslında gri bölgeler de vardır. O gri bölgeleri keşfetmek hikayesi bu aslında. Ana kahramanın yaşadığı sancı bu yani. Yani dünyada günahların olduğunu bilmesi, gri alanların olduğunu bilmesi ve kendine bunu yedirememesi aslında. Size kitabın girişinde yer alan yazarın yazdığı kısa bir alıntıyı okumak istiyorum şimdi. Bence kitabı çok güzel özetliyor çünkü. Her insanın yaşamı onu kendine götüren bir yoldur. Bir yol denemesi, bir yol taslağıdır. Hepimiz aynı derinliklerden çıkıp geliriz. Ama bir taslak olarak, derinliklerden çıkıp gelen bir yaratık olarak her birimiz kendi öz amacımıza varmak için uğraşıp didiniriz. Birbirimizi anlayabilir ama kendimizi ancak kendimiz açıklayıp yorumlayabiliriz. Gerçekten çok beğendim kitabı. Bence yani herkesin okuması gerekiyor. Önemli bir klasik eser diyebiliriz bunun için. Bir sonraki kitapta The Buddha Walks Into a Bar, A Guide to Life for a New Generation kitabı. Buddha, isminden de anlayabileceğin gibi genç jenerasyon için yazılmış bir farkındalık kitabı aslında bu. Açıkçası yazarın esprili bir üslubu var ve bu çok hoşuma gitti benim. Yani genelde bu kişisel gelişim kitaplarında böyle çok dikte eder gibi anlatırlar ya her şeyi. Ondan ben nefret ediyorum gerçekten. Tiksiniyorum yani kitapları okurken. Ve şey de hoşuma gitti. Gerçekten modern hayata, günlük yaşantımıza, işte Budizm felsefesine, meditasyonu nasıl sokabileceğinizi anlatmış. Kısaca açıklamak gerekirse. Yani çok kolay anlaşılabilir metodlardan bahsediyor. Uygulanabilir metodlardan bahsediyor. Kitap böyle çok rahat akıp gidiyor yani. Genel olarak beğendim kitabı. Eğer bu konulara ilginiz varsa bakın diyebilirim. Bir sonraki kitapta Patti Smith'in Çoluk Çocuk kitabı. Bu kitap Patti Smith'in otobiyografisi. İnanılmaz beğendim kitabı. Hayran kaldım. Yani hani Patti Smith'i zaten çok seviyordum. Kitabı okuyunca daha da hayran kaldım kadına. Yani nasılsa öyle bir kadın. Gerçekten içi dışı bir kadın yani. Kitabı okurken bunu çok böyle rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kitabı okurken o dönemlerde yaşama isteğim daha da pekişti. Bahsetmiştim zaten Janis Joplin belgeselini izlerken de. Aynı etkileri yaratmıştı. Bu kitabı okurken aynı şeyleri hissettim. Bana dönemde yaşamalıydım dedim. Yine aynı şeyi söyletti bana. Bunun bir ismi var mı ya? Hani yaşamadığınız bir dönemde geçmişe duyulan hayranlık, o da yaşamak isteme. Bununla alakalı bir terim var mıdır acaba? Biliyorsanız yazın lütfen.
Hani Patti Smith'i zaten seviyorsanız mutlaka okuyun bu kitabı. Onu daha iyi anlamak adına okuyun. Ve hani punk'ın da anası olarak biliniyor yani Patti Smith. 70'lerde ilk onun albümleri çıkmıştı. Zaten Horses albümü efsanedir yani. Yani çok çok güzel bir albümdür o. Kitapta şeyi okumak bana çok ilginç geldi. Mesela o da benim gibi böyle Bob Dylan hayranı bir kadın yani. Bob Dylan herhalde en sevdiği müzisyenmiş. Onun dışında Rolling Stones hayranlığı var, The Doors hayranlığı var. Yani hani kitapta kadını nelerin etkilediğini, nelerden ilham aldığını görüyorsunuz. Aslında kitap otobiyografi olarak geçiyor. Ki otobiyografik bir kitap gerçekten ama aslında kitap bir öğüt yani. Hayatının aşkı olan Robert Mapplethorpe, onun yaşadığı acıları vesaire her şeyi kitapta çok güzel yansıtmış. AIDS'ten kaybetmişler onu. Ben hani kitabı gerçekten bana Patti Smith'i çok daha iyi bir şekilde anlattığı için çok sevdim. Çünkü hani röportajlarında göremeyeceğiniz detayları görüyorsunuz kitapta. Kitapta özellikle. Kendisini çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Zaten inanılmaz bir şairdir yani bu kadın. Mükemmel şarkı yazarı olmasının yanı sıra şairdir aynı zamanda. Ve onu kitapta çok rahat hissedebiliyorsun. Kullandığı dil de çok güzel. O hani o dönemlerde kaybettikleri isimler işte Janis Joplin olsun, Jim Morrison olsun, Jimi Hendrix olsun. Bunların hepsine şiir yazmış mesela arkalarından. Hatta Janis Joplin'e yakınlarmış falan. O Chelsea Otel'de falan beraber takılıyorlarmış. Bunlarla alakalı anılar var. Yani bayıldım kitaba. Bu kitap bence film olmalı ya. Hani öyle dedim ya. Neden bunun filmi yok? Ya da var ben mi bilmiyorum. Ama kesinlikle film olmalı yani. Kitaptan hani yola çıkılarak bir belgesel yapılabilir. Belki çok beğendim yani kitabı. Ve son olarak da Zen Science kitabı var. Bu böyle hani vay kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda ki bu ay biraz fazla oldu bu ne yazık ki. Yani ayın yarısında depresyondaydım diyebilirim yani o kadar kötüydüm. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda açıp açıp okuduğum bir kitaptı bu. Bu da böyle hani birkaç tane sayfayı okuyup sorunlarımın küçüldüğünü hissettim yani öyle söyleyeyim. Bu aslında hani popüler bilim ile farkındalığı birleştiren bir kitap. Yani isminden anlayabileceğiniz gibi Zen ve Science birleştiren bir kitap. Size öyle bilgiler veriyor ki birçoğunu biliyorsunuz aslında ama hani yine de hatırlamak güzel oluyor. Kendinizi böyle her şeyin merkezinde görmeyi bırakıp kendinize böyle dışarıdan bir gözle bakmanızı sağlıyor. Zaten daha önceki videolarımda da hatırlarsınız, daha önceki favoriler videolarımda da söylemiştim. Ben böyle açıkçası farkındalık, kişisel gelişim kitaplarını okumaktan ziyade bilim kitaplarını okumayı tercih ediyorum. Çünkü onların benim üzerinde spiritüellik anlamında çok daha iyi bir etkisi var yani. Hani çok daha fazla şey katıyorlar bana diye düşünüyorum. Bu kitap tam olarak onu hedefliyor yani. Hani bilim sayesinde size daha böyle hani farkında olmanızı sağlamayı hedefliyor. Bence çok güzel başarmışlar bunu. Size birkaç tane örnek okuyayım mesela. Dünya aslında bizim gezegenimiz değil. Bunu da şöyle açıklıyor. Dünyanın var olduğu süre boyunca bizim dünya yüzüne çıkmamız sadece %1'lik gibi bir dönemi kapsıyor. Yani biz mesela 200 bin yıl önce dünyada ortaya çıkmışız insan ırkı olarak. Ama sonuçta dünya 3.8 milyar yaşında. Kıyasladığınız zaman %1'lik gibi bir döneme bile denk gelmiyor. Yani biz dünyanın yaşıyla kıyaslandığımız zaman yokuz gibi bir şey yani. Dolayısıyla hani kendimizi dünyanın hakimleri olarak görmeyi bırakmamız gerekiyor. Mesela güzel bir hatırlatma. Bir başka örnek. You really are a star. You are made of recycled stardust. Yani yıldız tozundan yapıldın sen diyor. Sen aslında bir yıldızsın yani. Yıldız maddesinden geliyorsun. Çünkü vücuttaki atomların %40'ı milyarlarca yıl önce yıldızlardaki atomlarla aynı. Bu yıldızlar patladıkları zaman bu atomlar sonuçta evrende yayılıyor. Ve daha fazla yıldız oluşmasına, gezegen oluşmasına, hatta canlının oluşmasına neden oluyor. Yani sahip olduğunuz atomların %40'ı yıldızlardan geliyor, %60'ı da hidrojen atomları zaten. Hidrojen atomları da Big Bang'den geliyor. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşmuş atomlar bunlar. Yani kitabın verdiği mesajlar güzel yani. Sen bir mucizesin, bunu unutma diyor. Ufak tefek şeylere kafanı takma, farkında ol. Ne kadar muhteşem bir varlık olduğunun, dünyanın sana ait olmadığının, dünya sen olmadan da devam edeceğinin farkında ol diyor yani. Yani güzel bir kitap.
başucunuzda bulunabilir. Ara ara okuyabilirsiniz. Kahve masanızda olabilir. Kahve içerken okuyabilirsiniz. Güzel bir kitap bu da. Benim bu ay okuduğum kitaplar, izlediğim dizi ve filmler bu şekildeydi. Siz neleri sevdiniz, neleri beğendiniz? Lütfen aşağı yorum olarak yazın. Kitap önerileriniz de varsa lütfen bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.